Türkiye'nin en büyük baronları, mafya dünyasının gizemli liderleri. Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla uyuşturucu ticaretinin önemli geçiş noktalarından biri. Bu durum, ülkede birçok ünlü ve güçlü mafya liderinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yazıda Türkiye'nin en büyük ve en tanınmış baronlarının hayatlarına, suç faaliyetlerine ve etkilerine detaylı bir şekilde değineceğiz. Hüseyin Baybaş'ın Türkiye ve Avrupa'nın en büyük uyuşturucu kaçakçısı olarak bilinen Hüseyin Baybaş'ın, özellikle kokain ticaretinde Escobar ile kıyaslanacak kadar büyük bir isimdir. Lakabı Avrupa'nın Escobar'ı olarak anılan Hüseyin Baybaş'ın, Hollanda'da uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle cezaevinde bulunmaktadır. Baybaş'ın ailesinin kaçakçılık operasyonları Avrupa'nın birçok ülkesine yayılmış durumdadır. Aile üyeleri uyuşturucu ticareti yoluyla büyük servetler edinmişlerdir. Hüseyin'in liderliğinde aile, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağını kurmuş ve yürütmüştür. Baybaşı'nın ailesi Diyarbakır'ın Lice ilçesinden gelmektedir. Aile, uyuşturucu ticaretinde büyük bir etkiye sahip olup Avrupa'da Hollanda, Almanya, Fransa ve Avusturya gibi ülkelerde etkinlik göstermektedir. Hüseyin Baybaşı'nın cezaevine girmesi ailenin faaliyetlerini durdurmamış, aksine diğer aile üyeleri tarafından devam ettirilmiştir. Baybaşın ailesi, amca, yeğen ve kardeşlerden oluşan geniş bir ağa ile bu ticareti sürdürmektedir. Abdullah Baybaşın, Hüseyin'in kardeşi olan Abdullah Baybaşın, Londra'da uyuşturucu ticaretini ve haraç toplama işlerini yürütmekteydi. Abdullah, Londra'nın %18'inden haraç topladığı söylenen bir figürdür. Baybaşın ailesi sadece uyuşturucu ticaretiyle değil, aynı zamanda çeşitli organize suç faaliyetleriyle de tanınmaktadır. Aile uyuşturucu ticaretinden elde ettiği büyük gelirlerle çeşitli yasa dışı faaliyetlerde bulunmuş. Bu da onların suç dünyasında tanınmış birer isim olmalarını sağlamıştır. Can Türk ailesi. Behçet Can Türk, Beko lakaplı Behçet Can Türk, 90'larda öldürülen dönemin en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biridir. Diyarbakır'ın Lice ilçesinden olan Behçet Can Türk hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük bir etkiye sahipti. Güzel yaşamayı seven Zevkli bir insan olarak tanınan Behçet, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği büyük gelirlerle lüks bir yaşam sürmüştür. Behçet Can Türk'ün eroin iş ortağı Sarı Avni ile yaptığı ticaret sayesinde Avrupa'ya açıldığı bilinmektedir. Behçet, dönemin hükümetlerine bana bir yıl müsaade edin, Türkiye'nin borçlarını sıfırlayın gibi iddialı sözler söyleyecek kadar kendine güvenen bir kişiydi. Can Türk ailesi, Türkiye'nin en ünlü kaçakçı ailelerinden biridir. Behçet'in kardeşleri Nizam, Azat, Sabit ve amcaoğulları Abdullah Şeref ile yeğenleri A. Can Türk, ailenin diğer tanınmış isimlerindendir. Bu aile üyeleri de uyuşturucu kaçakçılığıyla uğraşmış ve Can Türk ailesinin suç dünyasındaki yerini pekiştirmiştir. Can Türk ailesi, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretinde geniş bir ağ sahiptir. Behçet Can Türk, 90'larda öldürülmesine rağmen ailesi ve ortakları ticareti sürdürmüşlerdir. Avrupa'ya açılmalarında önemli bir rol oynayan Behçet Can Türk, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği büyük gelirlerle lüks bir yaşam sürdürmüş ve büyük bir servet edinmiştir. Ay ailesi, Selim Ay, Diyarbakırlı Selim Ay, baron olarak bilinir ve Avrupa'da isim yapmış bir uluslararası kaçakçıdır. Ay ailesi, Diyarbakır'dan gelmekte olup uluslararası kaçakçılıkta büyük bir etkiye sahiptir. Aile, Avrupa'da birçok ülkede etkin olup uyuşturucu ticaretinden elde ettiği büyük gelirlerle suç dünyasında tanınmış bir isim haline gelmiştir. Ay ailesi, Selim Ay'ın liderliğinde uluslararası uyuşturucu ticaretinde büyük bir etkiye sahip olmuştur. Selim Ay, Barın lakabını alacak kadar büyük bir kaçakçıdır. Aile, Avrupa'da birçok ülkede etkin olup uyuşturucu ticaretinden elde ettiği büyük gelirlerle suç dünyasında tanınmış bir aile haline gelmiştir. Selim Ay ve ailesi uyuşturucu ticaretinde büyük bir servet edinmiş ve bu servet sayesinde suç dünyasında tanınmış birer isim olmuşlardır. Ay ailesi, kaçakçılık ve organize suçlarda köklü ve etkili bir aile olarak bilinmektedir. Aile üyeleri, uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri büyük gelirlerle çeşitli yasa dışı faaliyetlerde bulunmuş ve bu sayede suç dünyasında tanınmış birer isim olmuşlardır. Ay ailesi kaçakçılık ve organize suçlarda büyük bir etkiye sahip olup bu alanda tanınmış bir aile haline gelmiştir. Bayram ailesi. Mustafa Bayram. Van'ın Başkale ilçesinden gelen Mustafa Bayram, İran üzerinden gelen uyuşturucu ticaretinin başındadır ve Refah Partisinden milletvekilliği yapmıştır. Bayram ailesi Türkiye'de isim yapmış bir aile olup uyuşturucu ticaretinde büyük bir etkiye sahiptir. Aile uyuşturucu ticaretinden elde ettiği büyük gelirlerle suç dünyasında tanınmış bir isim haline gelmiştir. Mustafa Bayram İran üzerinden gelen uyuşturucu ticaretini yönetmekte olup bu ticaretten elde ettiği büyük gelirlerle suç dünyasında tanınmış bir isim haline gelmiştir. Bayram ailesi Türkiye'de uyuşturucu ticaretinde büyük bir etkiye sahiptir ve bu alanda tanınmış bir aile olarak bilinmektedir. Mustafa Bayram Refah Partisinden milletvekilliği yapmış ve birçok olaydan sıyrılmıştır. Bu da onun ne kadar etkili ve güçlü bir figür olduğunu göstermektedir. Bayram ailesi kaçakçılık ve organize suçlarda köklü ve etkili bir aile olarak bilinmektedir. Aile üyeleri uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri büyük gelirlerle çeşitli yasa dışı faaliyetlerde bulunmuş ve bu sayede suç dünyasında tanınmış birer isim olmuşlardır. Bayram ailesi, kaçakçılık ve organize suçlarda büyük bir etkiye sahip olup bu alanda tanınmış bir aile haline gelmiştir. Yakut ailesi Cumhur Yakut, Vanlı Yakut ailesinin reisi olan Cumhur Yakut, Amerika'nın en tehlikeli dört isminden biri olarak anılır. Cumhur Yakut, Mustafa Bayram'ın damadıdır ve yıllarca kaçak yaşamıştır. Yakut ailesi, Türkiye'nin en önemli uyuşturucu kaçakçısı ailelerinden biridir. Yakut ailesi uluslararası uyuşturucu ticaretinde büyük bir etkiye sahiptir. Aile, Avrupa'da birçok ülkede etkin olup uyuşturucu ticaretinden elde ettiği büyük gelirlerle suç dünyasında tanınmış bir isim haline gelmiştir. Cumhur Yakut, Amerika'nın en tehlikeli dört isminden biri olarak anılmakta olup yıllarca kaçak yaşamış ve büyük bir servet edinmiştir. Yakut ailesi, kaçakçılık ve organize suçlarda köklü ve etkili bir aile olarak bilinmektedir. Aile üyeleri uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri büyük gelirlerle çeşitli yasa dışı faaliyetlerde bulunmuş ve bu sayede suç dünyasında tanınmış birer isim olmuşlardır. Yakut ailesi kaçakçılık ve organize suçlarda büyük bir etkiye sahip olup bu alanda tanınmış bir aile haline gelmiştir. Buldan ailesi, Savaş Buldan, Hakkari Yüksekova'lı Savaş Buldan 90'larda öldürülen önemli bir uyuşturucu kaçakçısıdır. Savaş Buldan, HDP başkanı Pervin Buldan'ın eşiydi. Buldan ailesi Türkiye'deki eroin ticaretinde önemli bir role sahiptir. Buldan ailesi uluslararası uyuşturucu ticaretinde büyük bir etkiye sahiptir. Aile Avrupa'da birçok ülkede etkin olup uyuşturucu ticaretinden elde ettiği büyük gelirlerle suç dünyasında tanınmış bir isim haline gelmiştir. Savaş Buldan, 90'larda öldürülmesine rağmen ailesi ve ortakları ticareti sürdürmüşlerdir. Buldan ailesi, kaçakçılık ve organize suçlarda köklü ve etkili bir aile olarak bilinmektedir. Aile üyeleri, uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri büyük gelirlerle çeşitli yasa dışı faaliyetlerde bulunmuş ve bu sayede suç dünyasında tanınmış birer isim olmuşlardır. Buldan ailesi kaçakçılık ve organize suçlarda büyük bir etkiye sahip olup bu alanda tanınmış bir aile haline gelmiştir.